Efendim programımız kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi İbrahim Bey ile birlikteyiz. Bitkiler dünyasını konuşacağız. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun, siz nasılsınız? Ben deyim efendim. Teşekkür ederim. Yine çok değişik bitkiler görüyorum burada. Bir sürü bitki getirmişsiniz. Ginkgo, biberiye, ginseng, çoban çökerten, altın başak, at kuyruğu otu, şahdere, çoban çantası, sarı kantaron, hayıt tohumu, sinirli ot, at kestanesi, alıç görüyorum. Evet. Bir sürü bitkiler. Burada da yine değişik bitkilerimiz var. Biz dün nerede kalmıştık? Alıçta kalmıştık. Alışta kalmış. Programımızda süremiz yetmemişti. Alıçtan bir bahsedelim, bir toparlayalım. Nelere iyi geliyor? Hangi hastalıklara şifa kaynağı oluyor? Onu konuşalım şimdi. Evet. Alıcın dünyada 900 tür çeşidi var yani. 900 çeşit alıç var. 900 çeşit. 900. Ne kadar fazla? Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. Bunlardan sadece ikisi tıbbi maksatla kullanılır. İlaç yapımında kullanılır. Diğer 88 türü kullanılmaz. Çünkü birleşimindeki etken madde oranı çok çok azdır veya yeterli değildir. Bu nedenle dağlarda yetişen alıçlar meyvesi yenir. Bu bizim kullanmış olduğumuz alıcın meyvesi yenmez. Çünkü içi çekirdek doludur. Çok küçüktür. Yaprakları loplu ve kertikli diye ikiye ayrılır. Bu iki şifalı alıcın. Bununla ilgili Almanya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yüzlerce klinik araştırması yapılmıştır. Yapılan klinik araştırmalarında kalp rahatsızlıklarında çok geç kalınmadıksa, mesela kalbi artık bazı dokuları ölmemişse, kalp rahatsızları dört sınıfa ayrılır. Yani ağırlığına göre dört devredir. Birinci, ikinci devredeki kalp rahatsızları problemsiz 3 ay, 4 ayda iyileşir. Hiç problemsiz. Hatta koroner kalp yetmezliğinden dolayı, mesela kalbi besleyen bir insanın kalbi yumruğu kadardır. Bu kalbi besleyen 3 ana damar var. Burana koroner denir. Yani taç yaprak, taç damar. Bunlarda takılmışsa, kişiye anjiyo yapılması veya stent takılması gerekiyorsa, anjiyo yapılmadan, stent takılmadan 3-4 ay içerisinde kişi iyileşmesi mümkündür. Bununla ilgili çok şu çiçeği şu şekilde. Alıcın yaprak ve çiçeği kullanılır. Meyvesi kullanılmaz. Çünkü meyvesindeki etken madde çok çok az. Birçok klinik araştırması yapılmış bilim adamları tarafından. Mesela burada 940 kardiyolog, yani kalp damar rahatsızları uzmanı, kardiyolog, evet, 3664 kalp damar rahatsızlığı olan, koroner kalp yetmezliği vesaire hastayı tedavi etmişler. Belgelenmiş. Ve kimyasal ilaçlarla karşılaştırıldığında kimyasal ilaçlardan daha etkili olduğu belgelenmiştir. Hem kimyasal ilaçlardan daha etkili hem de yan tesiri yok. Kimyasal ilaçların yan tesirini sayacak olursak bitmez. Saymakla bitmez. Yani Doğru. Yan etkiler oldukça fazla. Karaciğere zarar verir, böbreklere zarar verir. Lenf sistemine depolanıyor, vücuttan atılamıyor. Sinir sistemine depolanıyor, beyne depolanıyor. Alınan kimyasal ilaçlar vücuttan atılamıyor. Buna kumulir denir. Yani yoğunlaşarak depolanır, depolanır. Herhangi bir rahatsızlık geçirdiğinde kişi bağışıklık sistemini çökerttiği için kolay kolay kişi toparlanamaz. Bu nedenle kimyasal ilaç kullanmaya gerek yok. Burada bitkisel, doğal, hiçbir yan etkisi olmayan çok özel, çok güzel formüller geliştirdik. Nedir bu? Alıç forte, çok özel bir formül. Birleşiminde alıç, yaprak ve çiçeğinin ekstraktı. %50 yaprağının ekstraktı, %50 çiçek ekstraktı olması gerekir. %50, %50. Yani o da bir oran, yani dengesizlik Yine olmaz. başka bitkiler de var mı içinde ki siz hani 19 bitkinin Tabii. ekstraktından bahsediyorsunuz. Bu da Sadece mı aynı alıç değil. 19? Tabii şöyle. Alıç damarların iç yüzeyindeki plakları çözdü. Plaklar kanda dolaşmaya başladı. Beyne zarar verebilir. Kalbe zarar verebilir. Diğer organlara zarar verebilir. Bu plakları, pıhtı parçacıklarını küçültecek bir bitki gerekir. Zararsız hale getirecek. Hemen böbrekler tarafından susuzlara dışarı atılmasını sağlayacak bir bitki ekstraktı gerekir. Yani
Rastgele bu iş olmaz. Çünkü mesela bazıları mesela ginseng, panakstan, damar açıcı diye ürünler üretiyorlar. İşi bilmedikleri için. Kimyasal madde de katıyorlar içine. Evet, damarların iç yüzündeki plakları çözüyor. Ama çözülen plak, pıhtı parçacıkları, cerrah, çuruf, her neyse. Nereye gidiyor? Beyne, kalbe, oraya buraya iç kanamalara sebep olabiliyor. Beyin kanamasına, kalp krizine sebep olabiliyor. Şikayetvar.com, şikayetvar.com.tr gibi sitelere bakılırsa ölüm vakaları bile var. Yani annesi, babası, ebesi, dedesi, ninesi ölen insanlar var. Panax aslında ginseng çok çok faydalı bir bitki. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinliğe karşı. Damar açıcı özelliği yok. Ama bazıları damar açıcı diyor. Çünkü bunu derken içine kimyasal kan sulandırıcı maddeler katıyorlar ki buna Çinliler yapar genellikle. Ama Türkiye'de de bazı Çinliler var galiba. Rastlıyoruz diyorsunuz burada. Bazı bu Çinlere ait bir sahtekarlık. Onlar çok yapıyor. Takşiş yapıyorlar. İnsanları kandırıyorlar. Bitkisel diye kimyasal madde katıp etkiliymiş gibi göstererek insanları yanlış yönlendiriyorlar. Türkiye'de birkaç kişi bunu yapıyor ve ölümlere sebep oluyor. Peki Allah nelere korusun. Dikkat edelim o zaman? Hani bu tür şeylere kanmamak için ya da nasıl, nelere dikkat edelim? Kişi herhangi bir ürün almadan önce şikayetvar.com, şikayetvar.com.tr gibi, şikayetimvar.com.tr gibi böyle siteler var. O yorumlara baksın, araştırsın. Kasıtlı, bazıları da kasıtlı yazıyor. Mesela bazı gruplar var. Bunların yüzlerce, binlerce bayisi var. Bu da tabii çok zor bir şey. Bayileri ekstra yalan haber yazıyorlar sitelere. Kendi ürünleri reklamını yapmak için. Onları da tabii ayıklamak, doğruyu bulmak çok çok zor. Her şeyden önce bir kişi bir şey iddia ediyorsa neye bakacağız? Belgeliyor mu? Ben dedim ki alıç kalp damar rahatsızlarına iyi gelir. Bununla ilgili klinik araştırma yapılmıştır dedim. Demem önemli değil. Ben veya Ahmet, Mehmet, kim olursa olsun. Evet. Mustafa vesaire. Kim ne derse desin, hiç önemli değil. Söylediği sözü ispat ediyor mu? Burada diyorum ki klinik araştırması yapılmıştır, alışla. Burada dergide belge var. Klinik araştırması var. Nerede, ne zaman, kimler bu araştırma yapmış? Belge sunuyor mu? Sunuyoruz. O zaman nedir? Güvenilir. Kişi diyorsa ki klinik araştırması yapıldı, şu yapıldı, bu yapıldı, şunu tedavi ettim, bunu tedavi ettim. Mesela bazıları hani da... Hani belgeler nerede o zaman değil yok, mi? Yok, ortada hiçbir şey yok. Bazıları topluyorlar. Cemaatten, cemiyetten, partiden insanları, kendi adamlarını. Ben işte diyor, felçtim, şunu şunu kullandım, şimdi 50 kilometre koşuyorum. Hiç yürüyemeyen insan 50 kilometre koşuyormuş. Öbürü diyor ki ben hiç görmüyordum. Hiç görmedim. Şimdi çok güzel görüyorum. Kartal gibi görüyorum. Allah Allah. Yani abartı, yalan, yalan. Kendi cemaatinin, cemiyetinden, partisinden insanları topluyor, konferans veriyor. Numaradan hep şov. Çekim yapıyorlar. Düzmece. Ben bir televizyon kanalında böyle panak üreten vatandaşla karşılaştım. Dedim ki neden böyle yapıyorsunuz? İnsan sağlığıyla oynuyorsunuz. Yapmış olduğunuz doğru bir davranış değil. Dedi ki bir kamyon dolusu panak ürettik. Ne yapalım? Çöpe mi atalım? Elbette satacağız. Allah Allah dedim. Yani insan sağlığını tabii çok kötü bir durum tehdit yani. Ediyorsunuz ve hatta bunu yapacağız diyorsunuz. Sırf para kazanmak için bu yapılır mı? Yani hiç i̇nsan vicdanı yok. Atılır mı? Doğru yani değil. Vicdan yok. Bazı insanlar Peygamber Efendimiz diyor ki bazı insanlar mesela dinden imandan konuşur ya gırtlaktan aşağı inmiyor. Kalpten söylemiyor. Burada sadece dilinde ayetler, hadisler söylüyor. Bir de dindar gözüküyor. O vatandaş diyor ki ya ne dindar insan, ne güzel insan. Ama buradan aşağı inmiyor. Kalpten gelmiyor. Biraz vicdanlı olması gerekiyor. Gözü vicdanı onun sadece baş başa kalması dolar lazım. Görüyor. Baktığı kişinin dolar insanları dolar olarak görüyor. Para olarak görüyor. Bu tür insanlardan insanlarımızın çok uyanık olması gerekir. Almanya'da bile bu iş yapılıyor. Almanya'da Panax üreten 100 tane firmanın ürünü incelenmiş. Sadece ikisi kaliteli ürün salgıladığı belgelenmiş. Diğerleri onları da dalavere. Almanya gibi çok kontrollü bir ülkede bile bu yapılıyor. Bu nedenle her hasta ve hasta yakını uyanık olmalı, araştırmalı. Bu vatandaş bunu söylüyor, belgeliyor mu? Ha şu kadar insan televizyona çıktı.
Dedi ki şöyle şöyle şöyle. Aslı yok. Onlar hep şov. Şov. Dala vere. Bu nedenle insanlarımızın uyanık olmalı, bilgi olması gerekir. Yani burada diyoruz ki mesela alıç, kalp damar için dünyada en etkili bitki. Damarları tıkanmış. Ameliyat olması gerekir. %80, %90. Ameliyat olmadan önce veya stent takılmadan, anjiyo yapılmadan önce kullansın. 2 ay. Doktoruna gitsin, muayene olsun. 2 ay diyorum. Bazıları diyor ki 6 ay kullan. Olmadı. Bir 6 ay daha kullan. Olmadı. Bir 6 ay daha kullan diyor. Yani insanlığı yani kullanıyorlar. Suistimal ediliyor yani. Suistimal ediyorlar. Hiç kötü bir şey. Bir ürün, bitkisel bir ürün 2 ayda etki yapmıyorsa gerek yok onu kullanmaya. Bitkisel ve at çöpe. Hı hı. Ha, dün vatandaş biri geldi diyor ki ya nereden bileceğiz? Ya 9-10 çeşit piyasada üretilen kapsülleri çıkardım. Koydum masanın üstüne. Al eline ez bakayım. Ezdi. Ne görüyorsun? Çöp. Yani bitki ekstraktından damladıracı yapılır. Alıcın birleşimindeki etken madde flavonitler, flavonit glikozitler, prosiyanitler, kateşinler, etken maddeler. Ortalama %8, %9 toplamı, mineraller vesaire hepsi içerisinde. Ve siz bunun alıcı değirmeninde öğütür, ot haline getirir. Bundan kapsül, damla, draje yaparsanız etkisi çok az olur. Böyle bundan hap yapılmaz ki. O yani zaman çayını yap. Yeterli fayda sağlanmaz. Çayını iç. Çayını vatandaşın niye hap şeklinde satıyorsun ki? Ot şeklinde sat. Çayını iç, çayını sat. Hap diye satamazsın. Otu öğüterek de vatandaşa damla, draje diye satıyor. Dolandırıcılık bu. Yani insanları kandırma. Yanlış bir şey. O zaman şunu mu söyleyebiliyoruz? Yani ekstrakt olacak ama bu ekstraktın da oranları farklı olabilir. Oranlarını bilmek gerekiyor. Yani oluşum aşaması çok önemli. Ekstraktı, uzman özel kişilerin oluşturması Türkiye'de ve oluşum aşaması. Ekstrakt önemli. Firması bile 1-2 tane. Yani bu ekstraklar, bitki ekstrakları Avrupa'dan veya Çin'den geliyor. Başka yerde yok yani. Ekstrakt firmaları da dünyada çok az. Türkiye'de de maalesef çok çok geri. Yani bitkiyi damıtacaksın. Destilasyon, ekstraksiyon, çeşit yöntemleri var. Bitkinin birleşimindeki etkin maddeyi alıp damladıraşı kapsül yapımında kullanacaksın. O zaman etkisi %100'dür. Otunu öğüterekten damladıraşı kapsül yaparsanız nedir etkisi? Sıfıra yakın. Buradan söyleyelim efendim. Şimdi İbrahim Bey, ben burada bir mis gibi kokan bir kekik görüyorum. Evet. Kekiği şimdi neden getiririz? Neyi konuşacağız şimdi? Hangi hastalıklara tedavi olacak, şifa kaynağı olacak? Nedir? Bronşit, bir onu konuşalım. Bronşit, öksürük, astım gibi nefes yolları rahatsızlarına karşı, ayrıca mide bağırsaklar da içinde etkili. Fakat esas etki alanı öksürük, kuru öksürük, tahrişli öksürük, bronşit, akut bronşit, astıma karşı dünyada en etkili bitkidir. Türkiye'de 52 çeşit kekik yetişir. Toros kekiği, ak kekik, beyaz kekik, lila kekik. Dağ kekiği derler. Dağ kekik. Çeşit. Fakat bunlar içerisinde en etkili olanı bu bahçe kekiği dediğimiz Thymus vulgaris Latincesi. Bahçe kekiği. Bahçe kekiği. Bu en etkili. Neden en etkili? Çünkü bunun birleşimindeki tumol denen etken madde eterik yağdaki çok yüksek oranda. Diğerlerinden çok farklı. Mükemmel bir şey. Bununla ilgili Almanya başta olmak üzere birçok ülkede klinik araştırması yapılmıştır. Burada 7783 akut bronşiti olan hasta üzerinde tedavi denemeleri yapılmış. Oldukça da fazla zaten. 7783 kişi arasında. 7783 akut bronşiti olan hasta. Bunlar iki gruba ayrılmış. Bir gruba kekik sinirlot ekstraktı veya kekik çuha ekstraktı veya kekik duvar sarmaşı ekstraktından oluşan hap damla draje verilmiş. Diğer gruba ise kimyasal. Kimyasal ilaçlardan daha etkili olduğu, daha kısa sürede bronşiti tedavi ettiği belgelenmiştir. Artı yan tesiri olmaması da faydası yani. Kimyasal ilaçların da bir de yani bronşiti tedavi etmeye çalışırken ne yapıyor? Bağırsakları faydalı vakti başka yük ediyor. Başka tarafı da harap ediyor zaten. Zararlı, bir tarafı evet. Yapalım derken doğru. Şimdi oğlum hastalanmıştı 5 yaşında. Okula gidiyor. Okulda hastalanmış. Dediler ki çocuğunuz çok ağır hastalandı. Gelin çocuğunuzu doktora götürün. Gittik. Şamil Bey
okuldan aldık. Aa, çocuk titriyor. Baş ağrıyor, karnı ağrıyor. Uyuşmuş böyle, üşütmüş. Çok ağır üşütmüş. Dondurma yemiş. Tamam dedik, eve getirdim. Ben ona yarım çay bardağı suya 4-5 damla kekik yağı. Ama hakiki bu. Hı hı. Yani kekik yağı diyorlar. Türkiye'de kekik yağı susam yağıyla karıştırıyorlar. Yani kekik yağı dediğiniz bahçe kekiğinin yağı bahçe mı? Bahçe kekiğinin yağı, hakiki. Hı. Şimdi bir de Türkiye'de bize şu var. Kekik yağı diyor vatandaş. Kekik yağını susam yağıyla karıştırıyorlar. %2-3 kekik yağı var. Gerisi susam yağı veya başka yağlar. Ayçiçek yağı vesaire. Ha, kokuyor güzel. Kekik yağı gibi kokuyor. Kokusu var. Etkisi yok. Böyle dalavere yapan da var. Allah korusun. Bilmediğimiz için de tabii ne sunuyorlarsa evet. Önümüze onu alıyoruz. Alıyor vatandaş kullanıyor. Etkisi oluyor. Ya kekik yağı aldım kullandım da etkisini görmedim. Yok ki içinde yok. Hı hı. Bazıları da kekik suyu diye Oreganum suryacum denen bir bitki var. Güve otu. Türkiye'nin Toros dağlarında çok yetişir. Bunu kekik suyu diye ya dağlarda yetiştiği için maliyeti sıfır. Topluyor vatandaş, şişelere dolduruyor, kekik suyu diye satıyor. Yani öyle bir firmaya da yaptığınız yanlış dedim, uyardım. Hakkınızda şikayetçi olurum dedim. Kaldırdılar üretimden. İyi yapmışsınız, doğru. Dolayısıyla yapıyor yani kekik samim bul. İnsan sağlığı bu, çünkü bu önemli olan. Onu da riske atmayalım. Çocuğa böyle yarım çay bardağını 3-4 damla kekik yağı damlattım. İşte 3-4 dakika sonra mide ağrısı, baş ağrısı yavaş yavaş çocuk diye rahatladı. Teskin oldu, rahatladı. Yarım saat sonra bir şey kalmadı. Çok çok etkili. Hakiki kekik yağı. Zaten kışın en çok gördüğümüz rahatsızlıklar, hani ağır gripler geçiriyoruz, nezle oluyoruz ama ilk önce bir boğaz ağrısıyla geliyor. Boğaz iltihaplanması oluyor. Sonra işte burun tıkanıklığı, burun akıntısı ciğerlere iniyor, öksürükler meydana geliyor. Onların hani tedavisinde kurutuyor mu? Tabii. Mesela diyelim ki bademcikleri şişti. Kekik yağı, ada çayı yağı, papatya yağı. Bunlardan 4-5 damla özel bir karışım. Yani yarım çay bardağı suyla içtiği zaman kişi ve gargara yaparsa kısa sürede bademcikleri temizler, aratır. Bir daha biz onun altını çizelim özellikle. Bir daha tekrarlayalım. Kekik yağı, evet kekik yağı, papatya yağı dediniz. Ada çayı ama tüm zalviye ofunsinale şifalı ada çayı olacak. Şifalı ada çayı. Kekik de hakiki kekik olacak. Yani şimdi bir şey söylersem, bir formül söylersem ne oluyor? Ha, vatandaş yapıyor ama işte içinde susam yağı oluyor. Ayçiçek yağı oluyor. Çok vesaire zor. Vesaire problem oluyor. Çok uzman kişilerin zaten hani anlayabileceği bir şey herhalde, evet, sizin gibi. Maalesef. Çünkü o kadar çok çeşidi var diyorsunuz ki. Şimdi biz bununla ilgili çok özel bir formül geliştirdik. Nedir bu? Her türlü öksürük, bronşit, astıma karşı. Kekik ekstraktı. Sinirlop ekstraktı, adaçayı ekstraktı, karabaş ekstraktı, oğlotu ekstraktı, nane ekstraktı, kimyon ekstraktı gibi nefes yolları rahatsızlarına karşı etkili bitkilerin ekstraktından oluşan bu özel formül kullandığı zaman kişi kısa sürede rahatlar. Bir beyefendi 30 yıl sıkarışmış. Son 15 yıl sabah değil gece yarısı saat 3'e doğru onda bir öksürük başlıyor. Sigara içenler de çok olur böyle, hı hı, öksürük, kuru öksürük. Böyle adamcağız başlıyor öksürmeye. Uyuyamıyor tabii. Uyku bölündü, bitti. Bir daha uyuyamıyor. Saat 3'ten sonra uyuyamıyor. Yatıyor, bir daha öksürüyor. Yatıyor, yine öksürüyor. Sadece kendi uyanmıyor. Uykusuz kalmıyor. Ailesi çocukları bütün da. Bütün ev halkı da uyumsuz. Onlar da 15 yıl geldi bana dedi ki ya ilaç kullanmış. Artı yan tesirlerinden kolesterol, tansiyon vesaire, karaciğer yağlanması, kimyasal ilaç kullanmaktan perişan olmuş. Başka rahatsızlar ortaya çıkmış. Hiç problem değil dedim. Kullanacaksın, hı hı, bakacağız, göreceğiz. Nedir? İksir jel, kekik forte, sinirlot forte. Peki ne kadar süre içinde etkisini gösteriyor? 15 gün sonra geldi, dedi ki artık öksürmüyor. Bırakayım mı? Ya dedim ne kadar sabırsız insanlar. 15 yıl çekmiş rahatsızlığı. Deseydiniz ki siz diğerini günde, bırak. 15 günde iyileşmiş. Hı hı. Dedim acele etme. Çünkü bağırsaklar temizlenecek, akciğer temizlenecek.
vücut arınması lazım. Detoks, zehirlemiş kişi kendini, yavaş yavaş iyileşeceksin. Birdenbire iyileşemezsin ki. 15 yıllık bir geçmiş olan bir hastalık. Peki dedi. Birkaç hafta daha kullandı, bıraktı. Bağcılar'da bir aileyi ziyarete gitmiştim. 3 tane kızı var. Biri 10 yaşlarında, biri 7-8 yaşlarında, bir tanesi de çok küçük. Şimdi büyük kızları astım nöbeti. Geldiği zaman mosmor oluyor çocuk, nefes alamıyor. Hastaneye götürmezlerse tamam, ölüm kalım. Çok kötü. Sürekli yanında spreyler taşıyor vesaire. Olmazsa sprey diyelim ki aniden oldu. Korku da yani yeter unuttum. Zaten değil mi? Tekrar bir krize girecek diye, yani hastaneye mi taşınacak diye. O korku tabii, da zaten devamlı psikolojisini evde, çocuğun çantasında veya evde çeşit çeşit ilaçlar hazır. Ne ya, önerdiniz? Ne dedi, ne yapacağız dediler. Dedim ki iksir kullansın. Bu iksir özel bir formül. Evet. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak otu, zeytinyağı, kakula, adaçayı, kekik de içer. Her şey var içinde. Bütün şifalı bitkiler var. Ne kadar? Günde 5 defa 2 tatlı kaşığı. 3 hafta sonra tekrar ziyarete gittim. Ne oldu? Vallahi hiçbir şey yok. Hiç de ilaç kullanmıyoruz dediler. Hiç ilaç kullanmıyoruz. Hiçbir şey de kalmadı. Tamamen geçti. Onların, tüm aile ne kadar sevinmiştir. Bir de küçük çocukları var. Yani böyle örümcek gibi çocukların dolaşsın diye bir şey oyun içine koyuyorlar. Evet. Geçsin, öğrensin, yani yürümeyi öğrensin diye. 1,5 yaşında hala yürüyemiyor. Çocuk böyle yaşlı nineler gibi bakıyor. Dedim ki bu ne biçim çocuk, bebek? Hiç yürümüyor, hiç hareket etmiyor, hiç. Benim bildiğim yani bu yaşta 1,5 yaşında bir bebek hareketli olur. Durmaz hiç yerinde. Bu çocuk niye böyle? Vallahi biz de bilmiyoruz. Hastalanınca antibiyotik veriyoruz, hastalanınca antibiyotik veriyoruz. Kötü mü yapıyoruz diyor. Kötü yapıyorsun tabii. Çocuğu zehirliyorsun. Ne yapalım? İksirden günde 4-5 defa bir çay kaşığı. Tamam dediler. 3 hafta sonra gittiğimde çocuk hiç yerinde durmuyor. Fır fır dönüyor. Yaşını gerektirdiği dedim. Hareketleri yapıyor, evet, yani. Normal dedi. Normala döndü. Çünkü ilaç vere vere bağırsakları bozulmuş, bağışıklık sistemi çökmüş. Bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi ememiyor. Ki daha çok küçük bebek enerji. Yani. Doğru. O yaşta çocuğu zehirlersen ne olur? Bizim sekreter hanımın annesi de astım rahatsızlığı. Sürekli sprey taşıyor yanında. İksir gönderdim ben ona. Ya bu sarımsaklı ben bunu kullanamayacağım. Camiye gidiyor. Kur'an kursuna gidiyor. İşte camide de olmuyor. Başka bir şey yok mu dedi. Var dedik. Ona da siz de bunu deneyin dedik. Bu da aloe vera jel. Ballı. Şurup. Bunu deneyin. O diğeri iksirden, bu da aloe vera jelden kullandı. Rahatladı. Yıllardır çeşit çeşit haplar, spreyler kullanan bayan astımdan dolayı şimdi ilaç kullanmıyor. Aloe vera jelin içinde neler var? Sadece aloe vera yok herhalde. 19 çeşit bitki var. Yine 19 çeşit bitki. Mesela kimyon var. Kimyon bağırsaklardaki mantar ve bakteriler üretmiş olduğu zehirli gazları, zehirli alkolleri emer. Sünger gibi emer. Toksik madde emici özelliğe sahip. Kimyon. Veya laden gülü var. Laden gülü midedeki bakteriye, gastrite, ülsere sebep olan Helicobacter pylori'yi yok eder. Antiviral, antibakteriyel özelliklere, sinirli ot var, mantarlara karşı. Yani sinirli otun da birçok fonksiyonu var. Yani her türlü öksürük, kuru öksürük, bronşit, astım gibi rahatsızlıklar tedavi edilebilir. Çok basit, çok kolay. Astım nöbeti geçiren kişi neden astım nöbeti geçiriyor? Şimdi balgam atmak istiyor, atamıyor. Neden? Çünkü balgam akciğerin alt kısmına düşüyor. Normal olarak bir insanın akciğeri 400 metrekare. Küçük küçük hava kesecikleri var. Alveolon denen. Bu hava kesecikleri açtığınızda ütüleyerek açalım. 400 metrekare alan kaplar. Yani çok büyük, evet, muazzam çok, bir şey. Oldukça fazla. Bu hava kesecikleri oksijen alır, karbondioksit verir. O gaz değişimi. Oksijen alır, karbondioksit verir. Şimdi bronşlarda alt kısımlarda herhangi bir nedenle balgam oluşursa, işte
üşütme, grip, nezleden vesairesi tedavi edilmezse balgam öksürdüğü zaman diyelim ki akciğerin orta kısmına geldi. Burada bronşlarda, bronşların iç yüzeyinde silar selin denilen tüysü hücreler var. Bunlar balgamı tutar, bırakmaz. İkinci defa öksürdüğünde balgamı atar, problem olmaz. Fakat astım hastasında silar selin denilen tüysü hücreler tahriş ve tahrip olduğu için görevini yapamaz. Balgamı tutamaz. Tutamadığı için balgam tekrar akciğerin alt kısmına düşer. Düşerse bu sefer tekrar bunu atmak için öksürür. Artık tamamen gerilir, sinirlenir. Elinde olmayan mekanizma bunu atmaya çalışır. Atamaz, perişan olur. Yani. O muhakkak o balgamın ama söktürülmesi gerekiyor. Yani evet. Dışarı çıkması lazım. Kritik bir durum ortaya çıkar. Yani böyle